Hayvan Çiftliği. Yazan: George Orwell. Seslendiren: Burak Aşkın. Çiftliğin sahibi Bay Jones, her zaman yaptığı gibi o gecede kümesin kapısını kapatmıştı. Ancak tavukların girip çıktıkları küçük delikleri kapatmayı akıl edemeyecek denli sarhoştu. Çiftliğin avlusunda yalpalıya yalpalıya yürümeye çalışırken, elindeki gaz lambasının ışığı bir sarkaç gibi bir o tarafa bir bu tarafa vuruyordu. Arka tarafta bulunan kapıya geldiğinde ayağındaki çizmeleri bir kenara fırlatıverdi. Mutfağın bir köşesinde duran fıçıdan kendine bir bardak bira doldurup tek seferde içtikten sonra yukarı çıktı. Odaya girdi. Bayan Jones horul horul uyumaktaydı. Yatak odasından yayılan ışık söner sönmez çiftlikteki tüm ahır ve kümeslerde kıpır kıpır bir hareket ve tatlı bir telaş başladı. Gündüzden herkes bir şekilde duymuştu. Büyük şef diye bilinen, zamanının en büyük ödüllerini toplamış beyaz bir damızlık domuz, gördüğü tuhaf rüyayı tüm çiftlik sakinlerine anlatmak istiyordu. Gece olup Bay Jones ortalıktan kaybolduğu zaman tüm hayvanlar büyük samanlıkta toplanmaya karar vermişlerdi. Büyük şefe herkesin çok büyük bir saygısı vardı. Aslında yarışmaya katıldığında adı Willington güzeliydi ama herkes ona büyük şef diyordu. Diyeceği şeyler o kadar önemliydi ki tüm çiftlik sakinleri uykusuz kalmaya razıydı. Büyük şef, tavandan aşağı sarkan bir lambanın ışığı altında hafif yüksekçe bir saman yığınının üstündeki yerini almıştı. 12 yaşındaydı. Geniş gövdesi son zamanlarda biraz çevikliğini yitirmiş, yağ bağlamaya başlamıştı. Domuzlara has olan sivri köpek dişleri hiç kesilmemiş olmasına rağmen akıllı, iyiliksever görünüşlü, görkemli bir domuzdu. Hemen sonrasında diğer hayvanlar da ahıra doluşmaya başladılar. İlk olarak Bluebell, Jesse ve Pincher adlı üç köpek geldi. Hemen ardından da domuzlar. Saman yığınının önündeki yerlerini aldılar. Tavuklar pencere pervazlarına tünediler. Güvercinler tavan arasına kondular. Koyunlarla inekler domuzların arkasına yayılıp geviş getirmeye başladılar. Boxer ve Clover adlı iki araba atı içeri birlikte girdiler. Samanların arasında göremeyecekleri kadar küçük bir hayvan bulunabileceği kaygısıyla ağır ağır yürüyor, kıllı kocaman ayaklarını yere usulca basıyorlardı. Clover, orta yaşlarında irice, anaç bir kısraktı. Dördüncü tayı doğurduktan sonra eski heybetini kaybetmişti. Boxer ise yaklaşık 2 metre boyunda iki beygirin gücüne sahip devasa bir attı. Alnından başlayıp aşağı burnuna doğru uzanan beyaz çizgi ona biraz ahmak bir yüz ifadesi veriyordu. Evet, çiftliğin en zekisi değildi. Ama düzgün karakteri ve çalışkanlığı onun gönüllerde taht kurması için yeterliydi. Atlar yerlerini aldıktan sonra beyaz keçi Muriel ve Benjamin adındaki eşek göründü. Benjamin, çiftlikteki en yaşlı ve bununla birlikte en huysuz hayvandı. Pek tatlı bir dili yoktu. Az ama öz konuşurdu. ''Tanrı bana sinekleri kovmak için kocaman bir kuyruk vermiş. Bana sorsa ne kuyruk isterdim ne de sinek.'' Koca çiftlikte bir tek o gülmezdi. Bunun sebebini soranlara ''Gülünecek ne var ki?'' derdi. Açık açık söylemese de, herkes onun Boxer'a hayran olduğunu bilirdi. Pazar günlerini Boxer'la geçirirlerdi. Çoğunlukla meyve bahçesinin arkasında bulunan çayırda pek bir şey konuşmadan birlikte otlarlardı. İki at henüz yere uzanmışlardı ki annelerini yitirmiş yavru ördekler ciyak ciyak bağırarak samanlığa girdiler. Paytak paytak koşturuyor, ayaklar altında ezilmeyecekleri bir yer aranıyorlardı. Clover, kocaman ön ayağıyla ördek yavrularının çevresine bir duvar ördü. Onlar da oraya sığınıp birbirlerine sokuldular ve o saat uykuya daldılar. Son anda Bay Jones'un iki tekerlekli arabasını çeken saçı uzun, aklı kısa, beyaz kısrak Molly çıka geldi. Ağzında kesme şekeri süzüm süzüm süzülerek içeri girdi. Kendine önlerde bir yer seçti. Bakışları üzerinde toplamak umuduyla kırmızı kurdelelerle örülü beyaz yelesini iki yana sallamaya başladı. Son olarak da kedi göründü. Hemen en sıcak yeri aranmaya başladı. Sonunda Boxer'la Clover'ın arasına sığıştı. Büyük şefin konuşmasının sonuna kadar
söylediklerinin bir tekine bile kulak vermeden keyifli keyifli mırlayıp durdu. Arka kapının oradaki tünekte uyuyan evcil kuzgun Moses'i saymazsak, hayvanların tümü gelmişti artık. Şef, baktı ki herkes yerini almış, sus pus bekliyor, gırtlağını temizleyip konuşmaya başladı. Yoldaşlar, dün gece garip bir düş gördüğümü hepiniz biliyorsunuz. Düşe sonra geleceğim. Size daha önce başka bir şey söylemek istiyorum. Yoldaşlar, fazla bir ömrüm kaldığını sanmıyorum. Onun için bugüne kadar edindiğim bilgileri, deneyimleri sizlere aktarmayı görev biliyorum. Çok uzun yaşadım. Ağlımda bir başıma yatarken düşünecek çok zamanım oldu. Bu dünya düzenini, yaşamakta olan her hayvan kadar kavradığımı söyleyebilirim. Bugün sizlerle konuşmak istediğim de işte bu. Evet yoldaşlar, yaşadığımız hayat nasıl bir hayattır? Açıkça söylemekten korkmayalım. Şu kısa ömrümüz yoksulluk içinde sabahtan akşama kadar uğraşıp didinmekle geçip gidiyor. Dünyaya geldikten sonra yaşamamıza yetecek kadar yiyecek verirler. Ayakta kalanlarımızı canı çıkıncaya kadar çalıştırırlar. İşlerine yaramaz duruma geldiğimizde de korkunç bir acımasızlıkla bizi katlederler. İngiltere'de bir yaşına geldikten sonra hiçbir hayvan mutluluk nedir bilmez. Hiçbir hayvan dinlenip eğlenemez. İngiltere'de hiçbir hayvan özgür değildir. Hayatımız sefillikten, kölelikten başka nedir ki? İşte tüm çıplaklığıyla gerçek budur. Peki bu durum doğanın bir yasası mıdır? Ülkemiz topraklarında yaşayanlara düzgün bir hayat sunamayacak kadar fakir midir? Hayır yoldaşlar, asla. İngiltere toprakları bereketlidir. Havası suyu iyidir yurdumuzun. Bugün bu ülkede yaşayan hayvanlardan çok daha fazlasına bol bol yiyecek sağlayabilir. Yalnızca şu bizim çiftlik bile bir düzine atı, 20 ineği, yüzlerce koyunu besleyebilir. Besleyebilir ne demek? Onlara bugün bizim hayal bile edemeyeceğimiz kadar rahat ve onurlu bir hayat yaşatabilir. Öyleyse bu sefilliğe neden boyun eğelim? İnsanlar emeğimizle ürettiklerimizin neredeyse tümünü bizden çalıyorlar. İşte yoldaşlar, tüm sorunlarımızın yanıtı burada, tek bir sözcükte. İnsan. Tek gerçek düşmanımız insandır. İnsanı ortadan kaldırın, açlığın ve köle gibi çalışmanın temelindeki neden de sonsuza dek silinecektir yeryüzünden. İnsan, üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurta yumurtlamaz, sabanı çekecek gücü yoktur. Tavşan yakalayacak kadar hızlı koşamaz. Gene de tüm hayvanların efendisidir. Hayvanları çalıştırır. Karşılığında onları açlıktan ölmeyecekleri kadar yiyecek verir. Geri kalanını kendine ayırır. Bizse emeğimizle tarlayı sürer, gübremizle toprağı besleriz. Oysa hiçbirimizin postundan başka bir şeyi yoktur. Siz, şu karşımda oturan inekler, bu yıl kaç bin litre süt verdiniz? Güçlü, kuvvetli danalar yetiştirmek için gerekli olan sütleriniz nereye gitti? Her bir damlası düşmanlarımızın midesine indi. Ya siz tavuklar, bu yıl kaç yumurta yumurtladınız? O yumurtaların kaçından civciv çıkarabildiniz? Tümüne yakını pazarda satıldı. Jones ve adamlarına para kazandırdı. Ve sen Clover, doğurduğun o dört tay nerede? Yaşlandığında sırtını dayayacağın, keyfini süreceğin o taylar nerede? Dördü de bir yaşına geldiklerinde satıldı. Onları bir daha hiç göremeyeceksin. İnsanlara verdiğin o dört tay ve tarlalardaki emeğinin karşılığında bir avuç yem ve soğuk bir ahırdan başka ne gördün? Kaldı ki yaşadığımız şu sefil hayatın doğal sonuna varmasına bile izin vermezler. Ben gene şanslı sayılırım. Onun için pek o kadar yakınmıyorum. 12 yaşındayım. 400'den fazla çocuğum oldu. Bir domuz için çok doğal. Ama hiçbir hayvan sonunda o gaddar bıçaktan kaçamaz. Siz, karşımda oturan genç domuzlar, bir yıla kalmaz bıçağın altında ciyaklaya ciyaklaya can verirsiniz. İnekler, domuzlar, tavuklar, koyunlar,
Bu korkunç son hepimizi bekliyor, hepimizi. Atların ve köpeklerin yazgısı da bizimkinden farklı sayılmaz. Sen, Boxer, şu koca kasların gücünü yitirdiğinde, Jones o saat sakat ve kocamış atları alan kasaba satar seni. Kasap da gırtlağını keser. Kazanda kaynatıp av köpeklerine mama yapar. Köpeklere gelince, yaşlanıp dişleri dökülmeye görsün. Jones boyunlarına bir taş bağlar, en yakın göle atıverir. Öyleyse yoldaşlar, bu hayatta başımıza gelen tüm kötülüklerin, insanların zorbalığından kaynaklandığı gün gibi açık değil mi? Şu insanoğlundan kurtulalım, emeğimizin ürünü bizim olsun, işte o zaman zengin ve özgür olacağız. Öyleyse ne yapmalı? Gece gündüz var gücümüzle insan soyunu alt etmeye çalışmalı. İşte söylüyorum yoldaşlar, ayaklanın. Bu ayaklanma ne zaman gerçekleşir bilemem. Bir haftaya kadar da olabilir, 100 yıla kadar da. Ama şu ayaklarımın altındaki samanı gördüğüm gibi görüyorum. Hak er geç yerini bulacaktır. Yoldaşlar, şu kısa ömrünüzde bunu aklınızdan çıkarmayın. Ve en önemlisi, bu öğüdümü sizden sonra gelenlere iletin ki gelecek kuşaklar zafere kadar savaşsın. Ve yoldaşlar, kararlılığınız asla ama asla sarsılmasın. Hiçbir tartışma sizi yolunuzdan saptırmasın. İnsanla hayvanların ortak bir çıkarı vardır. Birinin iyiliği öbürlerinin de iyiliğidir diyenler çıkabilir. Onlara sakın kulak asmayın. Hepsi yalan. İnsanoğlu kendinden başka hiçbir yaratığın çıkarını gözetmez. Bu savaşımızda hayvanlar arasında tam bir birlik kurun. Kusursuz bir yoldaşlık sağlayın. Bütün insanlar düşmandır. Bütün hayvanlar yoldaştır. Tam o sırada müthiş bir gürültü koptu. Büyük şef konuşurken deliklerinden dışarı süzülen 4 iri sıçan arka ayakların üzerine oturmuş onu dinlemeye koyulmuşlardı. Köpekler onları görür görmez saldırıya geçmişler, sıçanlar çarçabuk deliklerine kaçarak canlarını zor kurtarmışlardı. Şef ön ayağını kaldırarak herkesi susturdu. Yoldaşlar, çözmemiz gereken bir sorun var. Sıçanlar ve tavşanlar gibi yabanıl hayvanlar dostumuz mu düşmanımız mı? Oylamaya koyalım. Şu soruyu soruyorum. Sıçanlar yoldaşımız mıdır? Hemen oylamaya geçildi. Çok büyük bir çoğunlukla sıçanların yoldaş olduklarına karar verildi. Yalnızca 4 karşı oy çıkmış, onlar da 3 köpekle kediden gelmişti. Büyük şef sözünü sürdürdü. Daha fazla bir şey söyleyecek değilim. Yalnız tekrarlamak istediğim bir nokta var. İnsana ve onun başının altından çıkan tüm uğursuzluklara karşı düşmanca davranmanın göreviniz olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. İki ayaklılar düşmanımızdır. 4 ayaklılar ve kanatlılar dostumuz. Şunu da unutmayın ki, insana karşı savaşırken sonunda ona benzememeliyiz. Onu alt ettiğiniz zaman bile onun kötü alışkanlıklarını benimsemeye kalkmayın. Hiçbir hayvan asla bir evde yaşamamalı, yatakta yatmamalı, giysi giymemeli, içki ve sigara içmemeli, paraya el sürmemeli, ticaretle uğraşmamalı. İnsanın bütün alışkanlıkları kötüdür ve en önemlisi, hiçbir hayvan kendi türünden olanlara zorbalık etmemeli. Güçlüsü, güçsüzü, akıllısı, akılsızı, hepimiz kardeşiz. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmemeli. Bütün hayvanlar eşittir. Yoldaşlar, artık dün gece gördüğüm düşten söz edebilirim. Tam olarak anlatmam mümkün değil ama insan ortadan kalktıktan sonra yeryüzünün nasıl bir yer olacağını gördüm diyebilirim. Çoktandır unutmuş olduğum bir şeyi anımsadım. Yıllar önce ben küçük bir domuzken annem ve öteki dişi domuzlar yalnızca melodisini ve ilk 3 sözcüğünü bildikleri eski bir şarkı söylerlerdi. Şarkının melodisini çocukken öğrenmiştim. Ama uzun zamandır aklımdan çıkmıştı. Dün gece düşümde geri geldi şarkının melodisi. Dahası şarkının sözlerini de hatırladım. Hiç kuşkum yok. Hayvanların çok eski çağlarda söyledikleri, kuşaklardır unutulmuş olan şarkının sözleriydi bunlar. Şimdi yoldaşlar, size bu şarkıyı söyleyeceğim.
Yaşlıyım. Sesim eskisi gibi değil. Ama melodisini öğrettiğim zaman siz şarkıyı çok daha güzel söyleyebilirsiniz. Şarkının adı İngiltere'nin Hayvanları. Büyük şef gırtlağını temizleyip şarkıya başladı. Gerçekten de sesi pek iyi değildi ama hiç de fena söylemiyordu. Şarkının coşkulu bir melodisi vardı. Sözleri şöyleydi. İngiltere ve İrlanda'nın hayvanları, bütün ülkelerin, bütün iklimlerin hayvanları, kulak verin müjdelerin en güzeline, düşlediğimiz altın çağ önümüzde. Er geç bir gün gelecek, zorba insan devrilecek. İngiltere'nin bereketli topraklarında yalnızca hayvanlar gezinecek. Burnumuza geçirilen halkalar, sırtımıza vurulan semer sökülüp atılacak. Karnımıza saplanan mahmuz çürüyüp paslanacak. Acımasız kırbaç bir daha şaklamayacak. Zenginlikler düşlere sığmayacak. Buğdayı, arpası, yulafı, samanı, yoncası, baklası, pancarı, o gün hepsi bizim olacak. İngiltere'nin çayırları daha yeşil, ırmakları daha aydınlık olacak. Rüzgarlar daha tatlı esecek biz özgürlüğümüze kavuşunca. O günü göremeden ölüp gitsek de herkes bu uğurda savaşmalı. İnekler, atlar, kazlarla hindiler el ele özgürlük uğruna ter akıtmalı. İngiltere ve İrlanda'nın hayvanları, bütün ülkelerin, bütün iklimlerin hayvanları. Kulak verin müjdeme, haber salın her yere, düşlediğimiz altın çağ önümüzde. Şarkı hayvanların yüreğine yabanıl bir coşku salmıştı. Şef daha sonuna gelmeden hep birlikte söylemeye başlamışlardı. En aptalları bile şarkının melodisini ve birkaç sözünü kapmıştı. Domuzlar ve köpekler gibi akıllı olanlarsa şarkının tümünü birkaç dakikada ezberlemişti. Birkaç denemeden sonra hep bir ağızdan söyledikleri İngiltere'nin hayvanları ile inledi çiftlik. İnekler böğürüyor, köpekler havlıyor, koyunlar meliyor, atlar kişniyor, ördekler vaklıyordu. O kadar hoşlarına gitmişti ki şarkıyı baştan sona tam 5 kez söylediler. Bay Jones uyanmasa belki de sabaha kadar söyleyeceklerdi. Ama ne yazık ki Bay Jones gürültüden uyandı. Avluya tilki girdiğini sanarak yatağından fırladı. Her zaman yatak odasının köşesinde duran tüfeğini kaptığı gibi karanlığa saçma yağdırdı. İri saçmalar samanlığın duvarına saplanır saplanmaz toplantıdaki hayvanlar çil yavrusu gibi dağıldılar. Herkes yattığı yere koştu. Kuşlar tüneklerine sıçradılar. Hayvanlar saman döşeklerine uzandılar. Çok geçmeden bütün çiftlik uykuya daldı. Büyük şef 3 gece sonra uykusunda huzur içinde öldü. Meyve bahçesinin kıyısında bir yere gömdüler. Şef öldüğünde Mart ayının ilk günleriydi. Bunu izleyen 3 ay boyunca bir sürü gizli etkinlik yürütüldü. Şefin konuşması çiftliğin daha akıllı hayvanlarının hayata yepyeni bir gözle bakmalarını sağlamıştı. Tahmin ettiği ayaklanmanın ne zaman meydana geleceğini bilen yoktu. Böyle bir başkaldırıyı görebilecek kadar yaşayıp yaşayamayacaklarını da bilmiyorlardı. Ama görevlerinin o güne hazırlanmak olduğunu açık seçik görebiliyorlardı. Ötekileri eğitme ve örgütleme işi doğal olarak genellikle hayvanların en zekileri diye bilinen domuzlara verildi. Domuzların en yeteneklileri, Bay Jones'un satmak için yetiştirdiği Snowball ve Napolyon adlı 2 genç erkek domuzdu. Napolyon, iri kıyım, sert bakışlı bir Berkshire domuzuydu. Daha doğrusu çiftlikteki tek Berkshire'dı. Pek konuşkan sayılmazdı ama istediğini söke söke almayı bilen biri olarak tanınırdı. Snowball, Napolyon'dan daha canlı, daha hayat dolu bir domuzdu. Hem ağzı daha iyi laf yapardı hem de daha yaratıcıydı. Ama kişiliğinin Napolyon kadar sağlam olmadığı söylenirdi. Çiftliğin erkek domuzlarının hepsi de besi domuzuydu. İçlerinde en ünlüsü tombalak Schuyler, yanakları yüz yuvarlak, gözlerini sürekli kırpıştıran, kötü sesli, yerinde duramayan bir hayvandı. Parlak bir konuşmacıydı. Zorlu bir konuyu tartışırken bir o yana bir bu yana sıçrar, kuyruğunu hızlı hızlı oynatırdı.
nedendir bilinmez bu hareketleri çok inandırıcı olmasını sağlardı. Schuyler için karayı ak yapar derlerdi. Bu üçü, koca reisin düşüncelerini geliştirerek dört dörtlük bir öğretiye dönüştürmüşler, adına da animalizm demişlerdi. Anlamı hayvancılıktı. Haftanın birkaç gecesi Bay Jones uyuduktan sonra samanlıkta gizli toplantılar düzenliyor, hayvancılığın temel ilkelerini öbür hayvanlara anlatıyorlardı. İlk başlarda büyük bir aptallık ve vurdum duymazlıkla karşılaşmışlardı. Bazı hayvanlar, Efendimiz dedikleri Bay Jones'a bağlılığın bir görev olduğundan dem vuruyorlar. Bazıları da, Bay Jones bizi besliyor, o olmasa açlıktan ölürüz gibisinden aptalca laflar ediyorlardı. Kimileri, biz öldükten sonra olacakların bize ne yararı dokunur ki? Ya da, madem bu ayaklanma nasıl olsa gerçekleşecek, bu uğurda çalışmışız, çalışmamışız ne fark eder gibi aptalca sorular soruyorlardı. Domuzlar bu tür konuşmaların hayvancılığın ruhuna aykırı olduğunu kavratana kadar akla karayı seçiyorlardı. Soruların en aptalcası ak kısrak Molly'den gelmişti. Molly'nin Snowball'a sorduğu ilk soru, ayaklanmadan sonra da şeker bulabilecek miyiz? Olmuştu. Snowball, hayır deyip kestirip atmıştı. Bu çiftlikte şeker meker üretemeyiz. Kaldı ki şeker gerekmeyecek. Dilediğin kadar yulaf ve saman yiyebileceksin. Bu kez, peki yeleme gene kurdele takabilecek miyim? Diye sormuştu Molly. Snowball, bak yoldaş, demişti. Senin onsuz edemediğin kurdele köleliğin simgesidir. Özgürlüğün kurdelelerden çok daha değerli olduğunu kafan almıyor mu? Molly, peki kabul, derken pek inanmış görünmüyordu. Domuzlar, evcil kuzgun Moses'ın yaydığı yalanların önünü almak için daha da zorlu bir savaşın verilmek zorunda olduğunu anladılar. Bay Jones'un gözdesi olan Moses, gammazın, dedikoducunun tekiydi. Ama ağzı iyi laf yapardı. Gene bir masal uydurmuştu. Sözüm ona, Balbadem diyarı denen gizemli bir ülke vardı. Bütün hayvanlar öldükleri zaman oraya gidiyorlardı. Moses'a bakılırsa bu ülke gökyüzünde bir yerde, bulutların az ötesindeydi. Balbadem diyarında her gün pazardı. Dört mevsim yonca biter, ağaçlar ve çalılar kesme şeker ve keten tohumu küspesinden geçilmezdi. Gerçi hayvanlar gününü masal anlatmakla geçirdiği ve hiç çalışmadığı için Moses'dan nefret ediyorlardı ama gene de Balbadem diyarı masalına inananlar çıkmadı değil. Domuzlar, onları böyle bir yer olmadığına inandırabilmek için az dil dökmediler. En sadık dinleyicileri iki araba atı olan Boxer'la Clover'dı. Kendi başlarına düşünmekte epeyce zorlanan bu iki at, domuzları öğretmen belledikten sonra onların her dediğini tartışmasız benimsemiş ve olduğu gibi öteki hayvanlara aktarmışlardı. Samanlıktaki gizli toplantıları hiç kaçırmıyor, her toplantının bitiminde söylenen İngiltere'nin hayvanları şarkısında başı çekiyorlardı. Derken, ayaklanma tahmin edilenden çok daha erken, herkesin beklediğinden çok daha kolay gerçekleşti. Bay Jones, hayvanlara çok sert davranmasına karşın becerikli bir çiftçiydi. Ama son zamanlarda işleri bozulmuştu. Hele bir davada para kaptırınca umudunu iyiden iyiye yitirmiş, sağlığını bozacak ölçüde içkiye vermişti kendini. Bazen günlerce mutfaktaki koltuğunda aylak aylak oturuyor, gazete okuyup içkisini içiyor, arada sırada biraya batırdığı ekmek parçalarıyla Moses'ı besliyordu. Yanında çalışanlar tembel ve sahtekardı. Tarlaları ayrık otları bürümüştü. Binaların damlarının onarılması gerekiyordu. Çitler bakımsızdı. Hayvanlar doğru dürüst beslenmiyorlardı. Haziran gelmişti. Otlar biçilmeye neredeyse hazırdı. Bay Jones, bir cumartesi gününe denk düşen yaz gün dönümünden hemen önce Wellington'a gidip, Kırmızı Aslan meyhanesinde kör kütük sarhoş olunca, çiftliğe ancak pazar günü öğle saatlerinde dönebildi. İşçiler sabah erkenden inekleri sağmışlar, hayvanların yemini vermeden tavşan avlamaya gitmişlerdi. Bay Jones, eve döner dönmez oturma odasındaki kanepeye uzanmış, News of the World gazetesine göz atarken uyuyakalmıştı. Hava karardığında hala aç olan hayvanlar sonunda dayanamadılar.
İneklerden biri boynuzuyla ambarın kapısını kırdı. İçeri dalan hayvanlar yem kovalarından karınlarını doyurmaya koyuldular. Tam o sırada uyanıveren Bay Jones, dört işçisini de yanına alıp ambara koştu. Hep birlikte hayvanları kırbaçlamaya başladılar. Bu da hayvanların sabrını taşıran son damla oldu. Önceden hiçbir şey tasarlamamalarına karşın topluca zorbaların üstüne atladılar. Jones'la işçilerine dört bir yandan toz vurup çifte atıyorlardı. Hayvanları daha önce hiç böyle görmemiş olan adamlar ne yapacaklarını şaşırmışlar, o güne değin diledikleri gibi sopa atıp eziyet ettikleri hayvanların bu umulmadık başkaldırısı karşısında dehşete kapılmışlardı. Baktılar olacak gibi değil, korunmaya çabalamayı bırakıp tabanları yağladılar. Patikadan aşağı, ana yola doğru koşuştururlarken hayvanlar da zafer çığlıkları atarak onları kovalıyorlardı. Bayan Jones, yatak odasının penceresinden olup biteni görmüştü. Birkaç parça eşyayı toparladığı gibi bir heybeye tıkıştırıp çiftliğin arka yolundan sıvışıverdi. Moses da tüneyinden sıçradı. Kanat çırpıp avazı çıktığı kadar bağırarak kadının ardına takıldı. Bu arada hayvanlar Jones'la adamlarını yola kadar kovalamışlar, beş kol demiri bulunan çiftlik kapısını arkalarından hızla çarpıp kapatmışlardı. Böylece daha ne olduğunu anlamalarına kalmadan ayaklanma başarıyla sonuçlanmış, Jones çiftlikten kovulmuş, büyük çiftlik onlara kalmıştı. Hayvanlar şanslarının böylesine yolunda gittiğine bir süre inanamadılar. Önce köşede bucakta saklanmış bir insan olup olmadığını anlamak için bir araya toplanıp çiftliği çepeçevre dolaştılar. Sonra çiftlik binalarına koşup Jones'un uğursuz saltanatının son izlerini de yok etmeye koyuldular. Ahırların bitimindeki koşum takımlarının durduğu odanın kapısı kırıldı. Gemler, burun halkaları, köpek zincirleri, Bay Jones'un domuzları ve kuzuları iğdiş ederken kullandığı kıyıcı bıçaklar kuyunun dibini boyladı. Dizginler, yularlar, meşin göz siperleri, onur kırıcı yem torbaları, avluda çöplerin yakıldığı ateşe atıldı. Kamçılar da. Kamçıların alevlere karıştığını gören bütün hayvanlar sevinç içinde hoplayıp zıplıyorlardı. Snowball, pazara gidildiği günlerde atların yelelerini ve kuyruklarını süsleyen kurdeleleri de ateşe attı. "Giysi insanoğlunu çağrıştırır," dedi. "Kurdele de giysiden sayılır. Tüm hayvanlar çıplak dolaşmalıdır." Snowball'un bu sözleri üzerine Boxer da yazın kulaklarını sineklerden korumak için kafasına geçirdiği küçük hasır şapkayı kaptığı gibi ateşe attı. Kısa bir süre sonra hayvanlar kendilerine Bay Jones'u anımsatan ne varsa yok etmiş bulunuyorlardı. Napolyon hepsini yeniden ambara götürdü. Herkese ikişer tayın mısır, köpeklere de ikişer peksimet dağıttı. Ardından İngiltere'nin hayvanları şarkısını baştan sona tam 7 kez söylediler. Gece inerken herkes kendi köşesine çekilip uykuya daldı. Dünyaya geldiklerinden beri hiç bu kadar rahat bir uyku çekmemişlerdi. Ama her zamanki gibi şafak vakti uyanıp da bir gün önce gerçekleştirdikleri görkemli başkaldırıyı hatırlar hatırlamaz hep birlikte çayıra koştular. Çayırın biraz aşağısında çiftliğin büyük bir bölümünü gören küçük bir tepe vardı. Hemen tepeye tırmandılar. Sabahın duru ışığında çevreyi seyre daldılar. Evet, burası onlarındı artık. Göz görebildiğince önlerinde uzanan her şey onlarındı. Bu düşünceyle kendilerinden geçerek hoplayıp zıplamaya, büyük bir coşkuyla havalara sıçramaya başladılar. Çiğ düşmüş çimenlerin üzerinde yuvarlanıyor, tatlı yaz otlarını koparıp yutuyor, kara toprağı eşeleyip havaya savuruyor, toprağın güzelim kokusunu içlerine çekiyorlardı. Sonra çiftliği baştan başa dolaşıp denetimden geçirdiler. Tarlayı, otlağı, meyve bahçesini, gölcüğü, koruyu, dilleri tutulmuşçasına hayran hayran izlemekten alamadılar kendilerini. Sanki buraları daha önce hiç görmemişlerdi. Bütün bunların artık kendilerinin olduğuna hala inanamıyorlardı. Daha sonra sıra olup çiftlik binasına yöneldiler. Bu evde onlarındı artık. Ama içeri girmeye korkuyorlardı. Derken Snowball'la Napolyon kapıyı omuzlayıp kırmasıyla hayvanlar birer kol halinde içeri girdiler. Ortalığı altüst etmemek için attıkları adımlara büyük özen gösteriyorlar, parmaklarının ucuna basarak odadan odaya geçerken seslerinin duyulacağından korkuyormuşçasına fısıldaşarak konuşuyorlar,
içerideki görkeme, kuş tüyü şilteli yataklara, aynalara, at kılından dokunmuş kumaş kaplı sedire, Brüksel halısına, Kraliçe Victoria'nın oturma odasındaki şömine rafının üstünde duran taş baskısı portresine biraz gözleri kamaşarak, biraz da korka korka bakıyorlardı. Tam merdivenlerden inerlerken Molly'nin ortalıkta olmadığını fark ettiler. Birkaçı yukarı seyirtip odaları tek tek yoklamaya başladı. Evin en şık yatak odasının kapısını açtıklarında bir de ne görsünler? Molly, Bayan Jones'un tuvalet masasından aldığı anlaşılan mavi bir kurdeleyi omzuna tutmuş, ahmakça bir hayranlıkla aynada kendini seyretmiyor mu? Molly'yi fena halde azarlayıp evden çıktılar. Mutfakta asılı duran jambonlar götürülüp gömüldü. Bir de kilerdeki bira fıçısı, Boxer'ın bir çiftesiyle parçalandı. O kadar. Evde başka hiçbir şeye dokunulmadı. Hemen oracıkta oy birliğiyle bir karar alındı. Çiftlik evi müze olarak korunacaktı. Aralarında en küçük bir düşünce ayrılığı yoktu. Bu evde hiçbir hayvan yaşamamalıydı. Snowball'la Napolyon kahvaltıdan sonra hayvanları yeniden toplantıya çağırdı. "Yoldaşlar," dedi Snowball. "Saatte 6:30. Uzun bir gün bizi bekliyor. Bugün otları biçmeye başlıyoruz. Ama daha önce halledilecek bir işimiz var." Sonunda anlaşıldı ki iki domuz çöpler arasında Bay Jones'un çocuklarının bir okuma kitabını bulmuş, son 3 ay boyunca bu kitaptan okuma yazma öğrenmişlerdi. Napolyon siyah ve beyaz boya kutularını getirtti. Hayvanların başına geçerek onları ana yola açılan çiftlik kapısının oraya götürdü. Snowball da fırçayı iki toynağının arasına geçirip kapının en üstteki kol demirine yazılı Büyük Çiftlik adını karaladı. Yerine Hayvan Çiftliği yazdı. Çiftlik artık bu adla anılacaktı. Daha sonra çiftlik binalarına geri dönüldü. Snowball'la Napolyon bir merdiven getirtip büyük samanlığın duvarına dayadılar. Domuzlar 3 aydır sürdükleri çalışmalar sonucunda hayvancılığın temel ilkelerini 7 emirde toplamayı başarmışlardı. Şimdi bu 7 emir duvara yazılacak, hayvan çiftliğindeki tüm hayvanlar bundan böyle hayatlarının sonuna dek bu değişmez yasalara uyacaklardı. Snowball merdivene güç bela tırmandı. Bir domuzun merdiven üzerinde dengesini bulması hiç de kolay değildir. Ve işe koyuldu. Schuyler da birkaç basamak aşağıda boya kutusunu tutuyordu. 7 emir, katran kaplı duvara 20-30 metreden okunabilen iri beyaz harflerle yazıldı. 1. 2 ayak üstünde yürüyen herkesi düşman bileceksin. 2. 4 ayak üstünde yürüyen ya da kanatları olan herkesi dost bileceksin. 3. Hiçbir hayvan giysi giymeyecek. 4. Hiçbir hayvan yatakta yatmayacak. 5. Hiçbir hayvan içki içmeyecek. 6. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek. 7. Bütün hayvanlar eşittir. Emirler büyük bir özenle yazılmıştı. Dostun tost diye S'lerden birinin de ters yazılmış olması dışında hiçbir yazım yanlışı yoktu. Snowball, herkes anlasın diye emirleri baştan sona yüksek sesle okudu. Hayvanların hepsi de kafalarını sallayarak emirler karşısında boyunlarının kıldan ince olduğunu belirttiler. En akıllı olanları ise hemen ezberlemeye başladı. Snowball boya fırçasını yere atıp "Hadi yoldaşlar!" diye bağırdı. "Doğru tarlaya! Harman'ı Jones ve adamlarından daha çabuk kaldırmanın onurunu yaşayalım." Tam o sırada bir süredir gergin görünen 3 inek böğürmeye başladı. Sütleri 24 saattir sağalmamış olduğundan memeleri patladı patlayacaktı. Domuzlar biraz düşündükten sonra kovaları getirttiler. Ön ayakları bu işe yatkın olduğu için ustalıkla sağdılar inekleri. Çok geçmeden kovalar köpüklü kaymaklı sütle dolmuştu. Hayvanların birçoğu sütlere ağızları sulanarak bakıyorlardı. İçlerinden biri, "Bu kadar süt ne olacak?" diye soracak oldu. "Jones bazen yemimize süt katardı," dedi tavuklardan biri. Bunun üzerine Napolyon kovaların önüne geçerek, "Sütü kafanıza takmayın yoldaşlar," diye söyledi. "Gereği yapılır, merak etmeyin. Hasat daha önemli.
Snowball yoldaş başı çekecek. Ben de birazdan geliyorum. İleri yoldaşlar, hasat bizi bekler. Hayvanlar sürü halinde tarlaya varıp hasadı kaldırmaya koyuldular. Akşamleyin geri döndüklerinde sütlerin ortadan kaybolmuş olduğunu fark edeceklerdi. Hasadı kaldırana kadar canları çıkarcasına çalıştılar. Baştan ayağa tere battılar. Ama emekleri boşa gitmemişti. Hasat umduklarından da bereketliydi. Zaman zaman analarından emdikleri süt burunlarından geldi. Aletler hayvanlara göre değil, insanlara göre yapılmıştı. Arka ayaklarının üzerine kalkmalarını gerektiren aletleri kullanmamaları çok büyük bir zorluk çıkarıyordu. Ama domuzlar o kadar akıllıydılar ki her güçlüğün üstesinden gelmenin bir yolunu buluyorlardı. Atlara gelince, onlar tarlayı karış karış biliyorlar, ekinlerin biçilip toplanması işinden Jones'la adamlarından çok daha iyi anlıyorlardı. Domuzlar direkt olarak çalışmıyorlar, öbürlerini yönetiyor ve denetliyorlardı. Üstün bilgileriyle önderliği üstlenmeleri doğaldı. Boxer'la Clover kendilerini atla çekilen tarağa koşuyor, kuşkusuz artık gem ve dizgin kullanılmıyordu. Tarlanın çevresinde ağır ağır dönenip duruyorlar, arkalarından gelen domuz da ikide bir "deh yoldaş" ya da "çüş yoldaş" diye sesleniyordu. Ekinlerin biçilip toplanmasında en irisinden en ufağına bütün hayvanlar çalışıyorlardı. Ördeklerle tavuklar bile sabahtan akşama kadar güneşin altında oradan oraya koşuşturuyorlar, gagalarıyla birer tutam da olsa ot taşıyorlardı. Sonunda hasadı Jones'la adamların kaldırdığından iki gün kadar daha kısa bir sürede kaldırdılar. Dahası çiftliğin o güne kadar gördüğü en büyük hasattı bu. Üstelik hiçbir şey boşa harcanmamış, keskin gözlü tavuklar ve ördekler en küçük ot saplarına kadar her şeyi toparlamışlardı. Çiftlik hayvanlarının bir teki bile hırsızlığa yeltenmemişti. O yaz çiftlikte işler yolundaydı. Hayvanlar asla hayal edemeyecekleri kadar mutluydular. Artık cimri sahiplerinin gıdım gıdım verdiği yeme muhtaç değildiler. Kendileri tarafından ve kendileri için üretilen tümüyle kendilerinin olan yiyecekleri her lokmadan büyük bir tad alarak yiyorlardı. Ciğeri beş para etmez, asalak insanlar yok olup gittikleri için herkese daha çok yiyecek düşüyordu. Deneyimleri olmamalarına karşın daha çok boş vakit bulabiliyorlardı. Birçok güçlükle karşılaşıyorlardı. Örneğin mevsim ilerleyip de hasat zamanı geldiğinde çiftlikte harman makinesi bulunmadığından başakları eski çağlardaki gibi ayaklarıyla ezmek, kabuklarını da üfleyerek havaya savurmak zorunda kalmışlardı. Ama domuzların zekası ve Boxer'ın güçlü kaslarıyla her türlü zorluğun üstesinden gelebiliyorlardı. Boxer'a herkes hayrandı. Jones'un zamanında da yorulmak nedir bilmeyen bir hayvan olan Boxer, şimdi neredeyse üç beygir gücünde çalışıyordu. Öyle günler oluyordu ki çiftliğin işleri tümden onun güçlü omuzlarına yıkılıyordu. İşin en ağır olduğu yerde her zaman o vardı. Sabahtan akşama kadar durdurak bilmeden uğraş veriyordu. Kendisini sabahları ötekilerden yarım saat önce uyandırması için genç horozlardan biriyle anlaşmıştı. Gündelik işler başlayana kadar en çok gerek duyulan yere koşuyor, orada gönüllü olarak çalışıyordu. Çalışmayı kendisine yasa edinmişti sanki. Bir sorun, bir terslik çıkmaya görsün. O saat daha da sıkı çalışacağım deyip işe koyuluyordu. Aslında herkes kendi gücü ve yeteneğine göre iyi çalışıyordu. Örneğin tavuklar ve ördekler ortalığa saçılmış tahıl tanelerini toplayarak neredeyse 20 kile ekini kurtarmışlardı. Hiç kimse çalıp çırpmıyor, hiç kimse kendine ayrılan tayın konusunda homurdanıp söylenmiyordu. Bir zamanlar çiftlikteki hayatın olağan özelliklerinden sayılan kavgalar, ısırmalar, kıskançlıklar neredeyse tümüyle ortadan kalkmıştı. Kimse işten kaçmıyordu. Bir kişi dışında. Evet, Molly'nin sabahları erken kalkamamak gibi bir sorunu vardı. Üstelik ikide bir toynağına giren bir taşı bahane ederek işi erken bıraktığı da oluyordu. Doğrusu kedi de bir tuhaftı. Bir süre sonra yapılacak bir iş çıktığında hiçbir zaman ortalıkta görünmediği anlaşılmıştı. Saatlerce ortadan kayboluyor
Ama yemek vakti geldiğinde ya da akşamüstü işler sona erdiğinde hiçbir şey olmamışçasına ortaya çıkıyordu. Ama her seferinde öyle güzel bahaneler uyduruyor, öylesine sevecen mırlıyordu ki herkesi iyi niyetine inandırmaya başarıyordu. Yaşlı eşek Benjamin, ayaklanmadan bu yana hiç değişmemiş gibiydi. Tıpkı Bay Jones'un zamanında olduğu gibi gene uyuşuk ve dik kafalıydı. Ne işten kaytarıyordu ne de fazla çalışmaya gönül veriyordu. Ayaklanma ve sonuçları konusunda en küçük bir görüş belirtmiyordu. Jones çiftlikten gittikten sonra daha mutlu olup olmadığı sorulduğunda, "Eşekler uzun yaşar. Hiç ölmüş bir eşek gördünüz mü hayatınızda?" demekle yetiniyor, herkesi bu belirsiz yanıtla yetinmek zorunda bırakıyordu. Pazarları çalışılmıyordu. Her günkünden bir saat geç yapılan kahvaltıdan sonra her pazar mutlaka göndere bayrak çekilmesiyle başlayan bir tören düzenleniyordu. Snowball, koşum takımlarının durduğu odada Bayan Jones'un eski bir masa örtüsünü bulmuş, yeşil örtünün üzerine beyaz boyayla bir toynak ve bir de boynuz resmi yapmıştı. Bayrak, pazar sabahları çiftlik evinin bahçesindeki göndere çekiliyordu. Snowball'un açıklamasına göre bayrağın yeşil zemini İngiltere'nin yemyeşil çayırlarını temsil ediyor, toynakla boynuzsa insan soyu bir daha geri gelmemek üzere ortadan kaldırıldığında doğacak olan geleceğin hayvan cumhuriyetini simgeliyordu. Bayrağın göndere çekilmesinden sonra tüm hayvanlar büyük samanlığa doluşarak toplantı denilen genel kurula katılıyorlardı. Toplantıda bir sonraki haftanın işleri konuşuluyor, alınacak kararlar tartışılıyordu. Alınması gereken kararlar her zaman domuzlar tarafından ortaya atılıyordu. Öteki hayvanlar nasıl oy verileceğini biliyorlar ama kendi başlarına bir karara varamıyorlardı. Toplantıların en ateşli tartışmacıları Snowball'la Napolyon'du. Ama bu ikisi asla anlaşamıyorlardı. Birinin ak dediğine öbürü mutlaka kara diyordu. Kimsenin karşı çıkamayacağı bir karara varıldığında bile birbirlerine girmenin bir yolunu buluyorlardı. Örneğin, meyve bahçesinin arka tarafındaki çayırın artık çalışmaz durumda olan hayvanların dinlenme yeri olarak belirlenmesi kararlaştırıldıktan sonra farklı türden hayvanların emeklilik yaşlarının ne olması gerektiği konusunda kapışmışlardı. Her toplantının sonunda mutlaka İngiltere'nin hayvanları şarkısı söyleniyor, öğleden sonraları ise eğlenceye ayrılıyordu. Domuzlar, koşum takımlarının durduğu odayı karargah edinmişlerdi. Akşamları burada çiftlik evinden getirmiş oldukları kitaplardan nalbantlık, marangozluk gibi gerekli uğraşıları okuyup öğreniyorlardı. Snowball, ayrıca öteki hayvanların hayvan kurullarında örgütlenmesiyle de uğraşmakta, bu iş için bıkmadan, usanmadan çaba harcamaktaydı. Okuma yazma sınıflarının yanı sıra tavuklar için yumurta üretim kurulu, inekler için temiz kuyruklar birliği, sıçanlar ve tavşanların evcilleştirilmesi için yabanıl yoldaşların yeniden eğitimi kurulunu kurmuş, koyunlar için de daha beyaz yün hareketini oluşturmuştu. Bu atılımların çoğu bir sonuca varamadı. Söz gelimi yabanıl hayvanları evcilleştirme girişimi daha başından başarısızlığa uğradı. Yabanıl hayvanlar eskisi gibi davranmayı sürdürüyorlar, kendilerine gösterilen hoşgörüyü hemen kötüye kullanıyorlardı. Kedi yeniden eğitim kuruluna katılmış ve bir süre canla başla çalışmıştı. Bir gün bir de bakmışlardı ki damda oturmuş erişemeyeceği uzaklıktaki serçelerle konuşuyor. Onlara artık bütün hayvanların yoldaş olduğunu, dilerlerse hiç çekinmeden gelip pençesine konabileceklerini anlatıyordu. Ama serçeler kedinin yanına bile yaklaşmamışlardı. Öte yandan okuma yazma sınıfları çok başarılı olmuştu. Güz geldiğinde çiftlikteki hemen hemen her hayvan az çok okuma yazma biliyordu. Domuzların okuma yazması kusursuzdu. Köpekler okumayı çok iyi öğrenmişlerdi. Gel gör ki yedi emirden başka bir şey okudukları yoktu. Keçi Muriel'in okuması köpeklerden de iyiydi. Bazı akşamlar çöplükte bulduğu gazete parçalarını getirip öbür hayvanlara okuyordu. Domuzlar kadar iyi okuyabilen Benjamin'in ise bu yeteneğini kullandığı pek görülmemişti. "Ben okumaya değer bir şey göremiyorum," diyordu. Clover, alfabeyi baştan sona öğrenmişti ama sözcükleri sökemiyordu. Bak sıra gelince, o da D harfinden ileri gidememişti. Koca ayağıyla toprağın üzerine A, B, C
D harflerini yazıyor. Sonra kulaklarını arkaya yatırıp yelesini sallayarak harflere aval aval bakıyor. D'den sonra gelen harfi çıkarmaya çabalıyor ama bir türlü beceremiyordu. Birkaç kez E, F, G, H'yi de öğrenmiş ama öğrenir öğrenmez bu kez A, B, C, D'yi unuttuğunu fark etmiş. En sonunda alfabenin ilk 4 harfiyle yetinmeye karar vermişti. Unutmamak için bu 4 harfi her gün 1-2 kez yazıyordu. Molly ise adındaki 6 harften başka tek bir harf öğrenmemekte diretiyordu. İnce dalları yan yana getirerek adını yazıyor, dalları birkaç çiçekle süslüyor, sonra da hayran hayran çevresinde dolanıyordu. Çiftlikteki öteki hayvanlardan hiçbiri A harfinden öteye geçememiş, koyun, tavuk ve ördek gibi en ahmak hayvanların 7 emiri bir türlü ezberleyemedikleri görülmüştü. Bu sorunun da çözümüne epey kafa yoran Snowball, sonunda 7 emirin aslında tek bir özdeyişe indirgenebileceğini açıkladı. 7 emir, bal gibi 4 ayak iyi, 2 ayak kötü özdeyişine indirgenebilirdi. Snowball'a bakılırsa bu özdeyiş hayvancılığın temel ilkesini içeriyordu. Bu temel ilkeyi iyice kavramış olan herkes insanoğlunun zararlı etkilerinden korunabilirdi. Kuşlar, ilk başta kendilerinin de iki ayaklı oldukları gerekçesiyle bu özdeyişe karşı çıkacak gibi oldular. Ama Snowball yanıldıklarını kanıtlamakta gecikmedi. "Yoldaşlar," dedi. "Kuşun kanadı iş görmek için değil, devinmek için kullanılan bir organdır. Dolayısıyla kanat, ayak olarak kabul edilmelidir. İnsanoğlunun farklılığı, bütün şeytanlıkları yaptığı alet olan eldedir." Kuşlar, Snowball'un sözlerinden hiçbir şey anlamamalarına karşın yaptığı açıklamayı kabullendiler. Tüm hayvancıklar yeni özdeyişi ezberlemeye koyuldular. Ambarın duvarına, 7 emirin yukarısına, üstelik daha büyük harflerle 4 ayak iyi, 2 ayak kötü yazıldı. Koyunlar bu sözleri ezberledikten sonra özdeyişi o kadar sevdiler ki çayırda uzanıp keyif çatarlarken hep birlikte 4 ayak iyi, 2 ayak kötü, 4 ayak iyi, 2 ayak kötü diye bıkmadan saatler boyu melemeyi alışkanlık haline getirdiler. Napolyon, Snowball'un kurullarıyla hiç ilgilenmemişti. Gençleri eğitmenin yetişkinler için yapılabilecek herhangi bir şeyden çok daha önemli olduğu kanısındaydı. Jesse ile Bluebell, hasattan hemen sonra yavrulamışlar, 9 sağlıklı yavru dünyaya getirmişlerdi. Yavrular sütten kesilir kesilmez, Napolyon eğitimlerini kendisinin üstleneceğini söyleyerek onları analarından ayırmıştı. Sonra da yavruları sadece koşum takımlarının durduğu odadaki bir merdivenden çıkılabilen tavan arasına kapatmış, öylesine gözlerden ırak tutmuştu ki öteki hayvanlar bir süre sonra varlıklarını bile unutmuşlardı. Sütlerin nereye gittiği çok geçmeden anlaşıldı. Sütler her gün domuzların lapasına karıştırılıyordu. Elmalar artık olgunlaşmaya yüz tutmuşlardı. Meyve bahçesinin çimenleri rüzgarla dökülen elmalarla doluydu. Hayvanlar doğal olarak elmaların eşit bir biçimde paylaşılacağını umuyorlardı. Oysa bir gün ağaçlardan dökülen tüm elmaların toplanması ve koşum takımların durduğu odaya getirilerek domuzlara teslim edilmesi buyuruldu. Bazı hayvanlar homurdandıysa da bir yararı olmadı. Bütün domuzlar, Snowball'la Napolyon bile bu konuda aynı düşüncedeydiler. Öteki hayvanlara gerekli açıklamaları yapmakla görevlendirilen Schuyler, "Yoldaşlar!" diye haykırdı. "Umarım biz domuzların bunu bencilliğimizden, ayrıcalık düşkünlüğümüzden yaptığını sanmıyorsunuzdur. Aslında çoğumuz süt ve elmadan hoşlanmayız. Ben de hoşlanmam. Bu elmalara el koymamızın tek bir amacı var. O da sağlığımızı korumak. Sütte ve elmada domuzların sağlığı açısından kesinlikle gerekli olan bazı maddeler var. Bilim bunu kanıtlamıştır yoldaşlar. Biz domuzlar, düşün emekçisiyiz. Bu çiftliğin tüm yönetim ve düzeninden biz sorumluyuz. Gecemizi gündüzümüze katarak sizin sağlığınızı koruyoruz. Bu sütleri sizin uğrunuza içiyor, bu elmaları sizin uğrunuza yiyoruz. Biz domuzlar görevimizi gereğince yerine getirmezsek ne olur biliyor musunuz? Jones geri gelir. Evet, Jones geri gelir. Bundan en küçük bir kuşkunuz olmasın yoldaşlar." Sonra da oradan oraya sıçrayıp kuyruğunu oynatarak bağırdı.
Aranızda Jones'un geri gelmesini isteyen tek bir hayvan yoktur sanırım. Hayvanların en küçük kuşku duymadıkları tek bir şey varsa o da Jones'un geri dönmesini istemedikleriydi. Domuzları sağlıklı tutmanın önemi çok açıktı. Böylece tartışma büyümeden bütün sütün ve rüzgarlarla ağaçlardan dökülen elmaların, doğaldır ki olgunlaştıkları zaman ağaçlardan toplanan elmaların da hepsinin domuzlara ayrılması herkesçe kabul edildi. Hayvan çiftliğinde olup bitenleri yaz sonlarına doğru gelindiğinde bütün ülke duymuş bulunuyordu. Snowball'la Napolyon'un her gün uçurdukları posta güvercinleri komşu çiftliklerdeki hayvanlarla dostluk kuruyor, onlara ayaklanmanın öyküsünü anlatıyor, İngiltere'nin hayvanları şarkısını öğretiyorlardı. Bu arada Bay Jones zamanının büyük bölümünü Willington'daki Kırmızı Aslan meyhanesinde pinekleyerek geçiriyordu. Kendisini dinleyecek birilerini bulduğunda hemen yakınmaya başlıyor, korkunç bir haksızlığa uğradığını, bir avuç aşağılık hayvan tarafından çiftliğinden kovulduğunu anlatıyordu. Öteki çiftçiler onu anlayışla karşılamışlar ama başlangıçta yardım etmeye pek de yanaşmamışlardı. Her biri Jones'un uğradığı talihsizlikten nasıl yararlanabileceğini düşünüyordu içten içe. Neyse ki hayvan çiftliğine komşu iki çiftliğin sahipleri birbirleriyle hiç geçinemezlerdi. Foxwood, büyük, bakımsız, köhne bir çiftlikti. Dört bir yanını çalılar bürümüş, otlakları sararıp solmuş, çitleri paramparça olmuştu. Foxwood'un sahibi Bay Pilkington, zamanının büyük bölümünü balık mevsiminde balık tutarak, av mevsiminde ava çıkarak geçirirdi. Rahatına düşkün, efendi bir adamdı. Pinchfield çiftliği ise daha küçük ama daha bakımlıydı. Pinchfield'ın sahibi Bay Frederick, kabadayı ve kurnaz bir adamdı. İkide bir mahkemelik olurdu. Dini imanı paraydı. Elini veren kolunu alamazdı. Bu ikisi birbirlerinden öylesine nefret ederlerdi ki kendi çıkarlarına olan bir konuda bile anlaşamazlardı. Ne var ki ikisi de hayvan çiftliğindeki ayaklanmadan çok korkmuştu. Kendi çiftliklerindeki hayvanların ayaklanma konusunda ayrıntılı bilgi edinmelerini önlemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Aslına bakılırsa başlangıçta hayvanların bir çiftliği kendi başlarına yönetebileceğine çok gülmüşler, çok değil 10-15 güne kadar bu iş nasıl olsa yatar diye düşünmüşlerdi. Büyük çiftlikteki hayvanların birbirleriyle durmadan dalaştıkları, pek yakında açlıktan ölecekleri söylentisini yaymışlardı. Ama bir süre sonra hayvanların açlıktan ölmedikleri ortaya çıkınca ağız değiştirdiler. Hayvan çiftliğindeki akıllara durgunluk veren şeytanlıklardan dem vurmaya başladılar. Bu iki çiftçiye bakılırsa hayvan çiftliğinde yamyamlık almış yürümüştü. Hayvanlar kızgın nallarla birbirlerine işkence yapıyorlar, dişilerini de ortaklaşa kullanıyorlardı. Frederick ile Pilkington bütün bunların doğa yasalarına başkaldırmanın doğal sonucu olduğunu söylüyorlardı. Ama bu hikayeler hiç kimseye inandırıcı gelmiyordu. Hayvanların insanları kovarak kendi işlerini kendileri gördükleri olağanüstü bir çiftlikten söz ediliyor, bu konudaki söylentiler olanca belirsizliğiyle ve çarpıtılarak sürüyordu. Çevredeki çiftliklerde yıl boyunca bir başkaldırı dalgası yükseldi. Yumuşak başlı bilinen boğalar ansızın azıyor, koyunlar çitleri yıkıp yoncaları mideye indiriyor, inekler kovaları tepip deviriyor, atlar buyruk dinlemiyor, birden durarak üstlerindeki insanları parmaklıkların üzerinden öbür tarafa fırlatıyorlardı. En önemlisi, İngiltere'nin hayvanları şarkısının melodisi ve sözleri artık her yerde biliniyordu. Umulmadık bir hızla yayılmıştı. İnsanlar çok gülünç bulduklarını söylemekle birlikte bu şarkıyı duyduklarında büyük bir öfkeye kapılmaktan kendilerini alamıyorlardı. Böylesine rezil ve saçma bir şarkının hayvanlar tarafından söylenebilmesini bile akıllarının almadığını ileri sürüyorlardı. Şarkıyı söylerken yakalanan hayvanlar oracıkta kırbaçlanıyor, gene de şarkının yayılması engellenemiyordu. Kara tavuklar çalılıkların arasında ıslık çalarlarken, güvercinler ağaçlarda ötüşürken hep bu şarkıyı söylüyorlar, şarkının ezgileri demircilerin çekiç vuruşlarına, kiliselerin çan seslerine karışıyordu. Ekim ayının başlarıydı. Ekinler biçilip istiflenmiş, harman büyük ölçüde kaldırılmıştı. Bir gün birden posta güvercinleri hızla dolanarak geldiler.
telaşla, çırpınarak hayvan çiftliğinin avlusuna kondular. Getirdikleri habere bakılırsa, Jones'la adamları, Foxwood ve Pinchfield çiftliklerinden yarım düzine adamla birlikte parmaklıklı kapıdan içeri girmişler, araba yolundan çiftliğe yaklaşıyorlardı. Jones, elinde bir tüfek, en önde yürüyor, eli sopalı adamlar da onu izliyorlardı. Besbelli çiftliği geri almayı kafalarına koymuşlardı. Aslında böyle bir girişim uzun zamandır beklendiği için bütün önlemler alınmış, gerekli bütün hazırlıklar yapılmıştı. Çiftlik evinde bulduğu eski bir kitabı okuyarak Julius Caesar'ın seferleriyle ilgili kapsamlı bilgiler edinmiş olan Snowball, savunma harekatının komutanlığına getirilmişti. Hemen buyruklarını verdi. Bütün hayvanlar birkaç dakikada yerlerini aldılar. İnsanlar çiftlik binalarına yaklaştıkları sırada Snowball ilk saldırıyı başlattı. Tam 35 güvercin adamların başlarının üzerinde uçuşarak tepelerine pisledi. Adamlar güvercinleri kovalamaya çabalarken çitin arkasına gizlenmiş olan kazlar birden ileri atılarak baldırlarını vahşice gagalamaya başladılar. Ne var ki bu yalnızca ortalığı biraz karıştırmaya yönelik göstermelik bir saldırıydı. Nitekim adamlar kazları sopalarıyla kolayca geri püskürttüler. Bu kez Snowball ikinci saldırıyı başlattı. Muriel, Benjamin ve bütün koyunlar başlarında Snowball ileri atılıp adamlara dört bir yandan toz vurmaya, boyun atmaya koyuldular. Bu arada Benjamin dönüp dönüp çifte atıyordu. Ama ellerinde sopaları, ayaklarında sert botlarıyla adamlar gene de hayvanlardan güçlüydüler. Snowball birden ciyaklayarak geri çekil işareti verince tüm hayvanlar geri döndüler. Geçitten geçerek avluya daldılar. Zafer naraları atan adamlar düşmanlarının kaçmakta olduğunu sanarak darmadağınık arkalarından koşuşturdular. Snowball'un istediği de buydu. Hepsi avluya girince ağılda pusuya yatmış olan üç at, üç inek ve öteki domuzlar ansızın ortaya çıkıp adamların arkasını kestiler. Snowball işte tam o anda saldırın işareti verdi ve dosdoğru Jones'un üstüne atıldı. Snowball'un üstüne geldiğini gören Jones, tüfeğini doğrultup ateş etti. Saçmalar Snowball'un sırtında kanlı yarıklar açtı. Koyunlardan biri oracıkta can verdi. Snowball bir an duraksamadan 100 kiloluk gövdesiyle Jones'un bacaklarına dalıverdi. Jones bir gübre yığınının üstüne yuvarlanırken tüfeği elinden fırladı gitti. Ama en korkunçları Boxer'dı. Arka ayakları üzerinde şaha kalkmış, demir nallı koca ayaklarını savurarak bir aygır gibi dövüşüyordu. İlk darbe Foxwood çiftliğinden bir seyisin kafasına indi. Çamurların içine yıkılan delikanlı ruhunu oracıkta teslim etti. Bunu gören adamların birçoğu sopalarını bırakıp kaçmaya yeltendi. Korkuya kapılmışlardı. O saat tüm hayvanlar adamların ardına düştüler. Onları avlunun çevresinde kovalamaya başladılar. Boynuz vuruyor, çifteliyor, ısırıyor, arkada kalanları ezip geçiyorlardı. Adamlardan kendince öcünü alamayan tek bir hayvan kalmadı çiftlikte. Kedi bile damdan ansızın bir sığırtmacın sırtına atladı. Tırnaklarını ensesine geçirerek acı acı bağırttı adamı. Adamlar bir fırsatını bulur bulmaz avludan dışarı fırladılar. Ana yola doğru tabana kuvvet koşmaya başladılar. Çiftliği basalı daha 5 dakika olmamıştı ki onur kırıcı bir bozguna uğramışlar, geldikleri gibi gidiyorlardı. Tıslayarak arkalarından gelen bir kaz sürüsü yol boyunca bacaklarını gagaladı. Hepsi kaçmıştı, biri dışında. Boxer, avluda çamurun içinde yüzüstü yatmakta olan seyisi ön ayağıyla iteliyor, sırt üstü çevirmeye çalışıyor ama oğlan kımıldamıyordu. Boxer üzüntüyle, ''Ölmüş'' dedi. ''Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Ayaklarımda demir nallar olduğunu unutmuşum. İsteyerek yapmadığıma kim inanır şimdi?'' Yaraları hala kanamakta olan Snowball, ''Duygusallığa gerek yok yoldaş'' diye bağırdı. ''Savaş savaştır. En iyi insan ölü insandır.'' ''Ben kimsenin canını almak istemem'' dedi Boxer. Gözleri dolu dolu olmuştu. Tam o sırada birisi ''Molly nerede?'' diye haykırdı. Gerçekten de Molly kayıptı. Birden ortalık karıştı. Başına bir şey mi gelmişti yoksa? Adamlar Molly'yi kaçırmış olmasınlardı. Uzun aramalardan sonra Molly'yi ahırda buldular. Ahırdaki bölmesine saklanmış,
kafasını yemlikteki samanlara gömmüştü. Silahlar patlar patlamaz ürküp kaçmıştı. Molly'yi aramaya çıkanlar avluya döndüklerinde bir de baktılar seyis ortalarda yok. Anlaşılan ölü sandıkları delikanlı aslında yalnızca bayılmıştı. Sonradan kendine gelmiş tabanları yağlayıvermişti. Hayvanlar çılgınca bir coşkuyla yeniden bir araya gelmişler, savaşta gösterdikleri kahramanlıkları, avazları çıktığı kadar bağırarak birbirlerine anlatıyorlardı. Zaferi kutlamak için hemen oracıkta bir tören düzenlediler. Bayrağı göndere çekip birkaç kez İngiltere'nin hayvanları şarkısını söylediler. Ardından savaşta yitirdikleri koyun için ağırbaşlı bir gömme töreni düzenlendi. Mezarın üstüne bir alıç fidanı dikildi. Mezar başında kısa bir konuşma yapan Snowball, gerekirse bütün hayvanların hayvan çiftliği uğruna ölmeye hazır olmaları gerektiğini vurguladı. Hayvanlar, oy birliğiyle bir askeri nişan oluşturulmasını kararlaştırdılar. Birinci dereceden kahraman hayvan nişanı hemen orada Snowball'la Boxer'a verildi. Bu pirinç madalyalar, pazarları ve bayram günleri takılacaktı. Savaşta hayatını yitirmiş olan koyunsa, ikinci dereceden kahraman hayvan nişanına değer görüldü. Savaşa ne isim verileceği uzun uzadıya tartışıldı. Sonunda Ağıl Savaşı'nda karar kılındı. Pusuya yatan hayvanlar oradan saldırıya geçmişlerdi. Bay Jones'un tüfeği çamurun içinde bulundu. Çiftlik evinde birkaç kutu fişek olduğunu biliyorlardı. Tüfeğin top gibi bayrak direğinin dibine yerleştirilmesi ve biri Ağıl Savaşı'nın yıl dönümü olan 12 Ekim'de, öbürü de ayaklanmanın gerçekleştiği yaz dönümünde olmak üzere yılda iki kez tören atışı yapılması kararlaştırıldı.